LeBlanc da olabilir ama ikinci %100 şampiyon evet, olarak ve LeBlanc hazır adını yasaklandı. Anmışken Red Canis tarafından yasaklanmasıyla LeBlanc'ın başladık. Karşılarında Hanwha-Life Esports, bakalım neyle yanıt verecek. Evet. Hanwha-Life Lee'sini yasakladı Aegis'e karşı. Yine Orta Koridor şampiyonları yasaklamaları Chovy'ye karşı mutlaka göreceğiz. Irelia da bunlardan bir tanesi. Artı Morgan'ın da. Bu arada Chovy'nin Irelia'sı da Griffin dönemlerinden kalma. Griffin o dönemlerde Irelia ilk kez rework falan almıştı. O KDA Chovy yaptığı dönemlerde. Ha evet evet. O tabii Orianna Irelia falandı zaten o zamanlar onun şeyleri. Acayip bir Irelia oyuncusudur ama Morgan'ın da kullandığını biliyoruz. Ama Life Rush'un yasaklaması burada Chitana yapılmış bir yasaklama. Bir önceki karşılaşmada da benzer yasaklamalar söylemiştim zaten olmuştu. Acaba yani Azir birazcık güvenli kalesi gibi. Azir yasaklaması gelmedi. Deft'in Ezreal'ı. O da onun güvenli kalesi aslında. Deft'in güvenli kalesi. Şu ana kadar çok MF oynadığını gördük. MF yasaklanır burada gibi geliyor bana. Olabilir. Yani MF'i de ortadan kaldırmak isteyebilirler. Bu tarz bir durumda. Bakalım Hanwha-Life son yasaklamasını nereye yapacak? Güven yasakladılar. Güven. Miss Fortune açık, Amumu açık. Yani ilk seçimden Miss Fortune gelirse şaşırmam açıkçası Chitan için. Evet. Yani %100 oran devam edebilir. Chitan'ın da sevdiği bir şampiyon. Trindamir açık bu arada. Evet. Trindamir açık. Açık bırakmayı uygun gördü şu an Red Canids tarafı. Bu sefer yeniden dünden sonra ilk kez Trindamir'e ulaşma şansı yakalayabilir. Chovy kırmızı tarafta, bakalım tercih edecekler mi? Kamil. Kirby Kamil çok hızlı şekilde geldi. Tabii Miss Fortune'a karşı iyi tercihlerden bir tanesi. Miss Fortune yere sabit kaldığında kafasına binebiliyorsunuz. Bir de Talia tekrardan aldı. Talia'ya gitti bu i̇yi arada. İyi gözükmüştü. Camilla da iyi çalışan bir ikili aslında. Evet. İyi de gözükmüştü açıkçası Wither. O yüzden kabul edilebilir. Evelyn bir noktada gelecek bence bu arada Evelyn. Ah. Ama hangi noktada, ne zaman gelir Kartus bilmiyorum. Kartus'a mı? MF ama varken MF mi? Var, evet. Ya bu arada Kartus ormanda da iyi durumda olan şampiyonlardan bir tanesi. Ama onu istemeyecekler. Daha iyisi var çünkü. Shinjao da en kıymetli ormancılardan biri ve Miss Fortune Amumu da zaten çok net çalışan bir ikili. Bunu turnuva boyunca da gördük. Burada Bold'u görmeye devam edeceğiz. Trindamir'i mi seçerler yoksa burada birazcık daha güvenli olma ihtimali olan bir nişancıya mı yönelir? Amumu MF'e karşı Hanwha-Life tarafı, onu göreceğiz. Belki eğer gelsin daha defansif bir destek isterlerse burada Braum ihtimali söz konusu olabilir. Böyle bir şampiyon bunun varlığını unutmuştuk açıkçası. Sen bu sezon Kaisa'nın haterlerinden bir tanesindesin. Ben Kaysa, şu anki metada durumu nasıl? Yani Kaisa'yı normalde çok severim çünkü çok eğlenceli bir şampiyon. Tabii ben meta olarak söylüyorum. Ama metadaki yeri yine sürekli olarak problemine şampiyonun koridor hakimiyetini kaybetmek. MF'e karşı net bir şekilde koridoru kaybediyorsunuz zaten. Arkaya sarkma ihtimaliniz var mı? İşte evet, Kamil Talia ile beraber gerçekten bir dive ihtimaliniz var ama bunun önüne geçmeniz şartıyla yapabiliyorsunuz. Açıkçası çok beğendiğim bir seçim olduğunu söyleyemeyeceğim. Ezreal tabii burada yasaklanan şampiyon. Normalde burada tercih edilecek şampiyon odur. Amumu artı MF'e karşı. Ve yine Chovy şampiyonları yasaklanıyor. Burada Trindamir'de gider mi acaba? Burada Ursa'yı Yasuo mu yasaklarlar? Açıkçası Trindamir daha ideal bir yasaklama olur gibi duruyor. Orada da tabii Camille'i rahatsız edecek şampiyonlardan biri olan Kennen'ı yasaklamayı tercih etti. Hanwha-Life. Ardından da Ryze'a veda ettik. Yone, dediğim gibi bu turnuvada ilerleyen dönemlerde bence bolca göreceğiz. Özellikle ikinci yasaklama evresinde de yasaklandığını göreceğiz diye düşünüyorum. Onu ortadan kaldırdılar. En son Yone Yasuo gitmişti, evet, ama Trindamir'i yasakladılar. Endişe vermişti ilk gün. Bu arada solo Q'da Yasuo açık şu anda. Bir önceki karşılaşmada Yasuo yasaklanmıştı. Yasuo aklanmıştı. Yok, olmadı. Beğenmedim. Sol tekli dereceli de saçma sapan işler yapıyor Chovy. Çok fazla montajını falan bulabilirsiniz. Avrupa sunucusunda neler yaptığına dair
Chovy'nin Yasuo ile beraber acaba cebinden bir sürpriz, böyle küçük bir sürpriz çıkarır mı? Ooo. Migo'ya bu sefer bir LPL kontrası geldi. Yani aslında dünyanın birçok yerinde kullanılıyor ama en yoğun şekilde bu kontranın kullanıldığı yer LPL dünya genelinde. Camille'e karşı Jax tercihi geldi. İyi iş çıkarmaya devam ediyor bence şampiyon seçim ekranında. Red Canids. Bir önceki karşılaşmada da daha iyi bir LNG'ye karşı daha iyi bir şampiyon seçim ekranı geçirmişlerdi. Onu da hatırlatalım. Ve Twisted Fate Jax. Valla biz birebir istiyoruz. Baya iyi bir kompozisyon oldu bence. Red Canids'in kompozisyonu iki kere üst üste iki tane Çin ve Kore takımına karşı hakikaten çok iyi iş çıkardılar. Bence meta doğru okunmuş ve ellerindeki malzemenin de malzemeyi nasıl kullanacağının kesinlikle bilincinde şu an için. Çok iyi bir Twisted Fate kontrasıdır. Twisted Fate'i de çok iyi takip eder. Yani ben bence bu arada çok iyi bir kontra değil. Sadece ultisini alır. Bence dövüyor da Twisted Fate. Ya bu arada 1v1'e tabii ki dövüyor. Ya ama yakalayabildiği konumda böyle darmadağını eder, böyle çok net bir kontra falan gibi bir durum yok bence ama ortada. Ama birebir yanıt veriyor. Yani Twisted Fate bir yere gidiyorsa ultisini yani, aynı evet. yere gidebiliyor. Yani tabii. Zaten olayı o. Olayı o. Ama genel toplamda açıkçası yaptığı işi bayağı beğendim ben. Ya bu şeyde yine Half-Life'ta da yine aslında benzer durum geçerli LNG'nin yaptı. Biz rahat olduğumuz şampiyonlara gidelim. İyi oynadığımız şampiyonlara gidelim. Bir şekilde zaten onları outplay ederiz. Talia'nın iki partneri de iyi bu arada. Yani hem üst koridorda hem orta koridorda ya, alt net koridorda da öyle. Bulabileceği yerler var. Alt koridorda da öyle kesinlikle. Çok baskın bulabileceği yer var. Onun da oynayabileceği alan var Wheeler'ın kesinlikle. Ve Wheeler de turnuvada sadece Talia'yla iyi gözüktü. Oynadığı karşılaşmalarda. Diğer karşılaşmalarda hakikaten iyi bir Wheeler izlememiştik ama Talia'da da etkisini hissettirdi. Evet, bu maçta iyi geçerse onun için belki ilerleyen günlerde Talia'nın yasaklandığını görebiliriz Humvalife'a karşı. Hangi kompozisyonu genel toplamda daha çok beğendiniz? Bir tarafta klasik Amumu Misfortune var. Birebirciler var. Karşılarında ise Humvalife'ın Talia'ya çok güzel baskınlar hazırlayabilecek Sylas ve Camille'ın yani, alt koridorda Leonus'u var ama Kai'Sa biraz soru işareti kaldı sanki. Ya bence net bir şekilde Red Canids'in kompozisyonu daha iyi. Alt koridorda ittirme avantajı var. Üst tarafta kontra yakaladılar. Orman eşleşmeleri iyi. Çok iyi güçlenen bir kompozisyon bu. Beraber bir şeyler vaat ediyor aynı zamanda 5'e 5'te. Yani her anlamda ben açıkçası Red Canids'in kompozisyonunun daha iyi olduğunu ya düşünüyorum. Ya Humvalife'ın kompozisyonunda erken oyunda çok büyük eksiklikler var. Bir, oyun ilerleyince çok açılıyorlar evet ama karşılarında da oyun ilerleyince düşen bir kompozisyon yok. Ve oyunun erken safhasında da daha iyi bir kompozisyon var. Bu arada kompozisyonun erken aşama çete savaşlarında 2v2, 3v3'leri bayağı kuvvetli. Talia her gittiği yerde bir şeyler bulabiliyor. O yüzden erken aşamalarda mutlaka bir şeyler çıkarmaları lazım. Oyun yavaş ilerlediği sahnede Red Canids daha iyi güçleniyor. Tabii bir kere işin içinde Jax, Xin Zhao gibi şampiyonlar olunca her türlü tehlikeli. Ya ikişer eşyada evet, sadece bireysel anlamda değil bu arada şampiyonlar. Yani genel toplamda da olarak. Red Canids'in kompozisyonu daha fazla şey vaat ediyor. Şöyle ikişer eşyada öyle ama üç eşya sonrasında işler biraz değişiyor. O aşamaya eşit giderse Humvalife, Sylas, Camille, Kai'Sa bunlar zıvanadan çıkabilen şampiyonlar. Bu arada Sylas'ı oynamak çok kolay değil bu karşılaşmada. Karşıda sayısız kitle kontrol var. Yani dağılırsınız bu kompozisyonun içerisinde. Ama Sylas'ın da alabileceği çok güzel ultiler yani, var. Amumu ultisi, evet, Miss Fortune evet, ultisi, Jax ultisi. Tanklama, özellikle Jax ultisi çok ciddi. Yine Xin Zhao ultisi. Evet, yani, bütün MF ultisini yok sayabiliyorsunuz evet, Xin Zhao ultisiyle. Evet, kesinlikle. Kesinlikle o noktada öyle. Ama yine de daha kolay kompozisyon oynaması, daha kolay kompozisyon kesinlikle Red Canids'in ki bence. Çıtamdan güzel bir başlangıç evet, geldi bu arada. Tüm mermi yağmuru darbelerini yiyince orada biraz başı belaya girdi diyelim. Tabii üst koridorda Morgan'ın bir tutuştur avantajı var. Bunu kullanmak isteyecektir. Erken safhada bu arada Camille kötü değil Jax'a karşı onu söyleyelim. Evet. Jax rahat rahat üzerine gidemiyor Camille'in 3. seviyeden sonra. Kancı atışıyla birlikte sersemletip çıkabiliyorsunuz, outplay edebiliyorsunuz, iyi oynayabiliyorsunuz. O yüzden kolay bir erken oyun beklemiyor Jax'ı. Ama işte oyun ilerleyince Jax'ın ne kadar tuhaf bir birebirciye dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Seviye 1'den itibaren kazanan bir kontra değil Jax. Ama rakibini
rakibinden daha iyi güçlenen ve yan koridorda çok daha büyük tehdit oluşturan bir şampiyona evriliyor. Tabii Jackson takım savaşı etkisinin de zaten varlığını mesela Allen'in oynadığı dün Jax'la beraber de görmüştük. Bir makineye dönüşüyor şampiyon. Gravetar'da bu arada hem musibet iksirini hem menzil avantajını kullanarak Chovy'yi darlıyor burada. Üst koridorda da Guigo bayağı agresif oynuyor Morgan'a karşı. Ama işte görüyoruz ki pasif kalkanı kalkanı olduğu zaman Camille o kısa takaslardan avantaj çıkabiliyor. Bir de W sayesinde de can yenileyebiliyor onu. Evet. Doğru maksimum menzilden tutturursa. 3 kişilik bir baskın geliyor buraya ama totem var. Morgan olacak Chovy'nin her şeyin farkında. Var. Ama sadece tutuşturu var. Bakalım burada hayatta kalabilecek merkez Furcan geldi. Sarı kart çekildi Morgan'a. Işınlan gelince Red Canids ekibi burada geri çekilmeye karar veriyor Chovy'ye. Sarı kart attıktan sonra bu arada muhtemelen başarısız oldu. Galatasaray olsa bu dive'ı yapardı. Işınlan başladığı an evet. Skoru evet. Alıp çekindiğini gördük Red Canids'in. Yalnız burada bir yanıt geliyor. Hanlife ekibinden alt koridora karşı bir yanıt var. Bu sefer ama buraya ışınlan gelince aynı senaryo yaşanıyor ama kuleden iki it alan bir Wheeler var. Yeteneklerini attı. Mermi yağmurundan hasar alıyor. Savaş çıktı burada ve ilk kan Twisted Fate'e giriyor. Chitan hala hayatta ama manası yok. Guigo içeride. İki kişiyi birden sersemletti. Deftin üzerine gidecek mi? Kartlar ıskaladı. Burada atlayabilecek mi? Evet. Lambayı ensesine vurduğu gibi ikinci skorunu alıyor Guigo. Hanwalife burada yanıt vermeye çalışırken zorda kalıyor. Evet ve yukarıda da dondurulmadıysa koridor ki sanırım resetlenmişti orası. Hiçbir şey kaybetmeyecek. Guigo buraya attığı ışınların sonucunda bir tane skor. Donmuş o koridor. Donmuş o koridor net donmuş. Görmek donmuş. Lazım bir orayı. Önce burayı görelim hemen bir. Tabii bu cross map yukarıda herkes gördükten sonra aşağıya. Hanwalife bir şeyler deniyor. Bu arada çok bozamamış ışınlığını. Evet ışından bozulmamış oraya gelip kapanmayı başarıyorlar. Gravitar üzerine sıçrasını atıyor Wheeler'ın. Ve Wheeler'ı düşürüyor o esnada defte giden bir tane skor var. Ama bir anda 3 kişinin ortasında kalıyor bu Eagle ışınlığını tamamlayıp. 2 kişiye tutturduğu sersemletmesinin sonucunda da Vista kaçmayı başarsa da defti yakalamayı başarıyor. Bu arada donmamış bu koridor. Tekrar 3 kişilik bir çatışma görüyoruz. Morgan'ın üzerine zincirler tutunca onu yerine sabitleyecekler ve Morgan burada düşecek gibi görünüyor. Sıçrayla beraber skoru garanti altına alıyorlar. Orta koridorda kendi kulesinin altında. Burada Gravetar'ı da düşürüyorlar. Karşı skoru gelecek mi? Chitan bir tane vuruşa ihtiyacı var. Duvarın üzerine sıyrılıp gidiyor. Chovy daha 5 dakikada 6 skor var bu maçta. Yine çok iyi bir erken oyun başlangıcı Red Canids tarafından. Chitan'ın bu arada en iyi yaptığı şey belki de bu savaşları çok iyi takip ediyor orta koridorda olan. Sürekli buralarda görüyoruz onu. Rakip nişancıdan önce geliyor sürekli olarak. Belki biraz feragat ediyor kendi koridorundan ama takım arkadaşlarına çok ciddi yardım ediyor. Burada Morgan'ın üzerine atladı Gigo ama karşı hasarı alacak. Savaşmaya karar verdi. Tutuşturda geliyor Morgan'dan yanarak ölecek burada Gigo. Abarttı bu pozisyonda minyonlardan da çok fazla hasar almıştı. İşte şimdi avantajını kaybetti çünkü. Seviye avantajı vardı bir de Morgan'da. Evet bu sefer ışınlanı da yok. Ciddi şekilde avantaj kaybetti burada ve altında da Hanwalife böylece öne geçti. Aegis en azından minyonların bir kısmının boşa gitmesine engel olacak burada. Ama dediğiniz gibi yani seviyede gerideydi. Daha fazla minyon vardı Morgan'ın yanında. Morgan'ın tutuşturu var. Buna rağmen bu düelloyu kovalamak biraz abartılı mıydı? Burada kaçırdığımız pozisyona bakalım. Evet, derdim düz yemiş. Bu arada ölmüş. Yerden bitmeden çok iyi kaçmış ama şeyi de denemiş. Vista'nın ufuk kılıcından da sıyrılmayı denemiş ama başarılı olamamış. Chitan da pozisyona yetişip çok rahat bir skor alıyor. Tabii bahsetmiştim o bu koridor savaşlarının, orta koridordaki savaşlara çok katılıyor ama katılmasının işte dezavantajı da minyonlardaki minyon sayısı. 30 minyondan fazla bir fark var alt koridorda Hanwalife lane'e. Yani bu koridor olması gerektiği şekilde ilerlemiyor Wheeler'ın da katkılarıyla buraya gelerek. Az evvel de zaten çok ciddi minyon kaybetmişti o takas. Yine kule altı hazırlıyorlar bu arada ama kuşatma minyonu gelmedi. Kuşatma minyonlar arası sefer... değil. Aegis de burada. Oradan bir şey çıkmayacaktır. Öncesinde de çıkaramamışlardı zaten çok bir şeyi ama. Evet. Burada onun yerine bir ninjajlar denemesi geliyor Gıdır'dan. Alt koridorda ittirme avantajını yakalayınca ilk ejdere böyle bir şekilde dakika 7'de hanesine yazdırıyor Hanwalife. Uçarken bir ejder hiçbir görüşü de olmayınca Red Canids'in burada. Bedava buzlu ejder. Yerden bitmeyi evet kaçırdı orada Wheeler. Yampiri yengeci. O da iyi bir başlangıç yapmadı şu ana kadar. Evet.
Evet ve ilk dakikaları aşırı kanlı geçen bu maçta hafiften duruldu artık oyuncular. Şöyle bir durup önlerini görmek istiyorlar haliyle. Yalnız her koridorda Minyon farkı çok fazla. Olması gerektiğinden de fazla. Evet. Çitan biraz fazla gezmiş olabilir ya. Yani sadece Çitan da değil. Deft özellikle bayağı iyi farmladı ve bir tane de skoru var. Kazmasını aldığında Q güçlendirmesini alacak. Katya yayılımı mıydı neydi? Diğer tarafta orta koridorda 15, üst koridorda 10 milyon gerideler. Tabi üst koridordaki 10 milyon geriliği az önce verdiği tuhaf skordan dolayı. Burada Chobi'ye bir operasyon mu var diyecektim ama sadece bitmeye mi geldiler? Evet orada tabi koridordan çıkarmak için itmesine yardımcı oldu Jojo. Alamet hazırlıkları diye düşünüyorum. Sadece şey değil bu arada, seviyeler de biraz problemli. Alt koridorda iki oyuncusu da birer seviye girdi. Orta koridorda bir seviye girdi. Yine aynı şekilde orta koridora ittirmeye geliyorlar burada. Alamet başlamışken. Evet, Willer görüşü temizleyip alamete girdi bile. Orta koridorda çok hızlı şekilde Hanvalife ekibi ittirince bu bedava ejderin üstüne bedava alamet gibi görünüyor şimdilik. Evet, yardıma bile gitmediler. Ya orada sadece kendilerini göstermeleri yeterli oldu. Buraya Twisted Fate geliyor yalnız. Evet, acaba ulti atacak mı? İki ulti birden atılıyor hem Salesim Twisted Fate kartlarla buraya geldiler. Yerden bitme rakipleri uzak tutarken alamet almayı başarıyor Willer burada. Üst tarafta savaş patladı. Guigo yarıcana kadar inmiş durumda. Chobi üzerinde tutuşturma kaçıyor. Morgan ölmek üzere. Keskin çarpıyla hayatta kalıyor ve kancı atışıyla çıkıyor buradan. Sol tarafta Guigo'yu düşürmek üzereler. Yanarak öldü o. Leona'nın kalkanın ölüyor. Güneş patlamasından yalnız sıçrayla kaçıyor Gravatar. Willer hala aşağıda bekliyor. Elinde alamet var. Gravatar'ın manası yok. Bu da bu operasyon dönebilir mi? Hayır. Alt tarafta ultisini kullanan bir çitan görüyoruz burada. En azından barikat altınlarını alacaklar. Enteresan bir kaos patlak verdi burada. Aynen öyle. Oyunda böyle aniden bir şeyler patlıyor. Vista galiba en skorer oyuncusu diyecektim ki evet, öyleymiş. 3-0 bir var. Yani biraz evvel aslında savaş Red Carits'in istediği gibi başladı gibiydi ve Morgan'ın da çok az canı vardı. Onu düşürmeyi başaramadılar. Nasıl kurtuldu enteresan gerçekten. Morgan'ı düşürmeyi başaramadılar orada ve dönüşünde de kazanmayı başardı. Vista'nın gelişiyle orayı, Vista ve Willer'ın gelişiyle. Hanvalife tarafı altında da 1500 altın öne geçtiler bir anda. Yine Red Carits'in başladığı karşılaşmada küçük detaylarda boğuluyor şu anda. Ya bu tamamen işte o tecrübesizlikten kaynaklanıyor, çaylaklıktan kaynaklanıyor. Burada doğru tercih yapamıyorlar, doğru yere dönemiyorlar. Sonrasında savaşıyorlar ama Morgan'ı biraz uzaklaştırıyor Zinza ultisi. Hala Morgan düşebilir durumda ama Gigo biraz pasif oynamış burayı. Vista'dan da güzel yatışıyor. Gigo'nun sıçrası da varmış bu arada, çok daha iyi oynayabilirmiş burayı. Sonrasında ise Vista sıçrayla birlikte 2 skor alıyor. Burada ulti biraz geç geliyor. Orada tabii Tenacity'sinin sıvışmasının da yüksek oluşu. Erken Merkür'ün adımları Gravatar için farkı yaratan şey olmuş. Alt koridorda yine tırpan görüyoruz bu arada Çitan'dan. Ya Red Carits için tek iyi haber herhalde gerçekten skorların tamamının Vista'ya gitmiş olması. Ya fark etmiyor ki. Orta koridordaki minyon farkı ortada. Nerede olabilir ki? Çünkü orta koridorda değil mi? Sen de. Alınan barikatlar yine alt koridorda. Ya bu eşleşmede bu kadar üstün deft şu anda. Q güçlendirmesini de almış zaten. Şu an savaşmak için aslında hazır. İlk önemli güçlendirme deft için buydu zaten. Çok ciddi şekilde artırıyor çünkü gücünü Kaisa'nın. Alameti nerede kullanacaklar? Yakında üst koridor. Üst koridordan ilk kuleyi alabilirler çünkü. Bir de Morgan'ı bayağı... Uuu, Chobi Gravatar'ın üzerine gitmeye karar verdi burada ama tabii çalmış olduğu bir ulti de olmayınca elinde bitirici hasar çıkaracak mısak bulamadı. Ama ultisini istiyor orada ama yaklaşamadı yeterince. Kolay gelsin Chobi. Yani Gravatar bu... Gravatar ama minyon almayı reddediyor. Yani ben burada bunun sebebini anlayamadım. Tam olarak Twisted Fate geri düştüm bu arada, hiç çekilmiyor ya.
Gerçekten. Miller alametle beraber buraya gelince Guigo'ya kule altı yapmaya karar verdiler sanıyorum ama son anda geri çekildiler. Guigo kendisi içeri girdi şimdi. Buraya Twisted Fate ultisi de geliyor. Aegis yardıma geldi. Guigo'yu düşürmeyi başardı. Dex'te kulti batı bunun içinde. Bozamadı. Daha da canı Forlminal'ın ve dediği gibi Bertar buraya. Önemi sarı kartla gelince Morgan'ı düşürmeyi başarıyorlar. Ama orada yerdeki taşların içinde Aegis de can veriyor. Ve alamet kafa atmayı başarıyor. Chovy peşinden koştu orada uzun uzun. Gravatar'ı minimap'ten takip ettim ama düşürmeyi başaramadı. Özür dilerim, bozmayı başaramadı orada Gravatar'ın ultisini. Güneş patlamasından sıyrılıyor. Titan burada savaş yine de devam edecek. Jojo içeri atıldı. Ultisi var mı acaba? Canı çok azaldı çünkü burada. Ne ara öldü bu adam? Işınlanla beraber gelen Gravatar sarı kartı çekip. Vista diyor ki oynardık burayı diyor. Buraya kadar altını alıyor. Defne'den sonra pek yardımcı olmadı. İKT yayılımıyla verilen hasar. Ultiyle takip ediyor. Ve şimdi mi oynayasın geldi Deft? Morgan burada kanca atışıyla geldi. Titan'ın üzerine birdenbire 3 ama kişi çöküyorlar. Ve Deft skoru alıyor burada. Kabullenmiyorum. Kabul etmiyorum. Çok garip pozisyonlar. Vista'ya yapılanı, Vista'ya yaptığını Deft'in kabul etmiyorum. Burada savaş devam ediyor. Viller'ın üzerinde Aegis var. Viller yerden bitmeyi çok güzel kullanarak Aegis'i kendisinden uzaklaştırmayı başardı burada. Bir aile de hasar verdi. Bir anda oyun yavaşladı demiştik. Bir anda hızlandı. Chovy de burada Jax ultisini çalmış. Artık burada da savaşmayı verin. Orada Deft... Bir saniye, Jojo geldi yalnız. Chovy'yi yakalayıp öldürecekler diye düşünüyordum. Kral katiliyle atılıp kurtulmayı başardı son anda. Evet. Bir yandan da bedava bir okyanus ejderi Willard'a. Evet, güzel. En azından hareketli bir maç oluyor. Hanwha Life bir şeyleri deniyor bu sefer. Bakalım orta oyunda da aynı hızları devam edecek mi? Deft Kraken katilini bitirmiş. 4-1 oldu. Yaptığı hainliğe rağmen az evvel. Gerçi orada kimin geldiğinden emin olamadı galiba. O yüzden kaçtı şimdi. Hakkını da yemeyeyim. Guigo geliyor olsa çünkü... Ooo, Morgan burada çok fena bir tuzağın içine yürüyor. Tonla kitle kontrolü ve verdi yağmuru. Bütün ultiyi yedi bu arada. Bütün ultiyi yedi. Kitle kontrol zincirine. Red Kenneth 7. skorunu bulmuş oldu. Bununla beraber altın farkı 3000 14. dakikada. Evet, neler oluyor? Ya bu şu an kopardı. Ben kayboldum. Hanwha Life Esports kopardı oyunu ama buradan sonra yani onların oyun kalitesine baktığımızda kazanmalarını bekliyoruz. Rahat kazanmalarını bekliyoruz ama rahat olacak mı ona da emin değilim. Çünkü çok hata yapıyorlar. Her ne olursa olsun burada ki yine. Burada tekrar bir savaş patlak vermiş. Orada yakalanan bir Vista var ama çok tank ve kronometresiyle hayata tutunuyor. Aegis sıçrayarak burada çıkmak zorunda kaldı. Işından da gelen Chovy zor durumda. Kral katiliyle can doldurdu. Red ekibi geri çekilecek burada. Bu kadar kaosun içinde kimse ölmedi bu sefer. Titan fazla önde. Defton'a saldırmaya karar verdi. Def çok fazla hasar alıyor. Niye? Sarı karta mesela düşüyor. Neden? Çünkü mesela bütün bu maç kocaman bir soru işareti dayı. Çünkü Deft. Çünkü Hanwha Life. Yok, çünkü Deft. Deft bu. Ya çünkü diğer Deft oyuncular da yapıyor bunu. Chovy yapmıyor sadece galiba bunu. Bu takımda. Deft çok severim bu arada Deft'i ama yapıyor bu işi. Yapacak bir şey yok. Bu da Red Kenneth için bir bedavadan alamet anlamına gelecek. Ben bütün Jax'e 850 altın gitti. Ama teknik olarak hepsinin altında sebepler var. Jax'e 850 yani altın gitti Deft'ten. Asıl önemli olanı yan koridorda daha da üstün bir Jax göreceğiz. Şu ana kadar problemler yaşıyordu Morgan'a karşı. Morgan bu arada koridor aşamasında hakikaten iyi oynuyor ya. Koridordan çıktıktan sonra yer yer problemler yaşadığını görüyoruz ama koridor aşamasında çok yetenekli bir oyuncu. Bunu tekrardan gösteriyor bize. Oynadığı 3 karşılaşmada da bunu da katarsak 4 karşılaşmada da Morgan koridorunda iyi ya da kötü eşleşme fark etmeksizin üstünlük kurdu bir şekilde rakiplerine. Guigo'da önceki maçın kefaretini ödüyor diyebilir miyiz? Daha henüz ödemedi bir şey canım. Deniyor. Morgan ilk kuleyi alacak burada. İlk kule dakika 16'da düşmüş oldu ki daha erken düşebilecek durumu da vardı açıkçası. Chovy burada kendi pozisyon arıyor. Hep buzda Guigo yerine sabitledi ve ultisini çaldı ama arkasını görmediği için sanıyorum savaşa girmek istemedi. Aegis alametle beraber orta koridora gidiyordu. Ya orta koridoru kullanmak daha mantıklı alameti. Ama alt koridoru kullanacak gibi duruyor. Kesin kule almak için. Ya
Maç böyle bir patlıyor bir duruluyor. Bir patlıyor bir duruluyor. Çok enteresan bir akışı var gerçekten. Şimdi Chovy'ye kule altı yapacaklar mı? Alamet arka taraftan kullandılar. Aegis ve Guigo beraber Chovy'yi gözlüyorlar ama dediğiniz gibi Sylas'a karşı kule altı girmek çok tehlikeli. Sadece o da değil, Jax ultisi de var. Jojo güneş patlamasından sıçrayla kaçındı burada. Alamet kafa atarak kuleyi yıkmayı başaramadı. Chovy kuleyi kurtarıyor burada. Başka bir ulti olsa üzerinde girmeyi tercih edebilirlerdi ama Jax ultisi çok tank verecekti Chovy'ye. Bu yüzden girmek mantıksız olurdu. Riskli olurdu. Gereksiz risk almak olurdu. İkinci eşya bu arada Gravatar bombardımana doğru ilerliyor. Tabi geri düştüğü için hasar konusunda katkı sağlayamayacağının farkında. Biraz daha işlevsel bir eşya düzenine gidiyor. Önce Hepbus yapmıştı zaten işlevsellik adına. Şimdi de bombardıman topu gelecek. Ama artık standarda dönüştü evet, zaten. Evet. Her senaryoda bu ikilinin ilk tercih olarak... Ya yer yer Zonya'ya falan dönebiliyorlar. Ha yani kadar. Belki. Fakat minyon farkı hala çok fazla ortak orada. Ya Chovy bu arada. Saçma bir fark var yani. Sylas normalde minyon biçmek özellikle erken seviyelerde biraz sıkıntılıdır Sylas'ta. Hasarı çok düştü minyonlara verdiği ama onunla bile dakika ile eşit gidiyor şu anda. Tabii kendi standartının altı bu. Dakika ile eşit gitmek onu söyleyelim. Chovy öyle bir standart çizdi ki. Ejder çıkıyor. Ejder etrafında tabi Amvalife bu üçüncü ejderi isteyecek kendi adına. Red Candice de vermek istemiyor gibi duruyor. Ona göre yerleşti. Alev ruhu var çünkü. Oldukça tehlikeli. Dolayısıyla dediğim gibi Red Candice anında yok. Pozisyona başladı. Şu an geldi. Willer yaklaşıyor. Morgan da geldi. Vista da geldi. Işından da geliyor şimdi. Talia duvarı kullanıldı. Savaşı bölebildiler mi acaba? Sağ tarafta savaş devam ediyor ve Gravatar buraya ışınlanarak gelince Morgan'ı düşürmeyi başardı Aegis. Bütün hasarı tek başına tuttu orada. Takip edecekler mi acaba? İçeri atlamaya karar verdi Guigo. Ama çok fazla hasar alıyor kendisi. Savaşı dağıtamıyorlar. Jojo son anda tutundu. 4 kişi de hayatta ama life ekibinden ama canlar çok düşü. Chitan takip ediyor. Canlara bak. Sarı kart hazır. Canlar az ama iki taraf da alamayacak. En azından Humblelife rakibinin yani hem savaşı... Humblelife alır mı orada ya? Evet, Willer birazcık canını toparladı. Çarpı da var. Bakıyorum herhangi bir şey var mı? Morgan buraya ışından da gelebilir isterse. Evet, Vista ile beraber tekrardan başlayacaklar gibi içeriği temizledikten sonra ama buraya gelen oyuncular var. Gravatar'ın da ışınlanı var ama yukarıya ışınlan. Burayı bıraktı. Gravatar yukarıya ışınlan kullandı. Teslim etmeye karar verdi Red Kenneth. Evet. Bu Humblelife için üçüncü ejder olacak. Dolayısıyla alev ruhuna tek bir ejder uzaklıkta kalıyorlar. Diğer takım arkadaşları buraya yetişemeyecek tabi. O yüzden Gravatar da ışınlanı buraya kullanma. Tekrar izleyelim pozisyonu burada. Tabi burada daha henüz Chovy gelmemişti. Arka tarafa sarkan bir Morgan var. Ciddi şekilde zaman kazandırmış orada. Bayağı uzun sürmüş onu diğer tarafta da Aegis orada. Aynı şekilde diğer tarafta da Aegis onu düşürmeleri zaman almış. Ondan sonrasında Wither'ın canının çok az olduğunu gören Guigo içeriye sıçrasıyla giriyor. Hatta orada Deft'i de sersemletiyor ondan sonra ama ne Wither'ı düşürebiliyor ne de Deft'i. Sadece Deft'in. Burada bir kule altı operasyonu görüyoruz. Chovy çaldı. Twisted Fate ultisiyle çıkıyor buradan. Savaşta verilen hasar görüyoruz. Çok eşit dağılmış bir hasar ama Amumu'nun 3 oyuncudan fazla hasar vermiş. 80 hasar vurmuş hiç eşyası şekilde. Vay. Orası bir bu yama bayağı sağlam bir zayıflatma aldı ama tekrar ederim dünya şampiyonasını etkilemiyor şu an için. Kürsünün mana bedelini 30'dan 70'e çıkardı. Gravatar'ın ultisi gelmek üzere ona kapanmaya çalışmadı ama life tarafı. Şimdi yine bir sessizlikte olduğumuza göre birazdan her şey karışır diye tahmin ediyorum. Ya 3,5 dakika var asıl önemli hedefe. Evet. Onun öncesinde Baron etrafında net bir görüş kaybı olmadığı sürece Baron'a da girmeyecektir takımlar. 3,5 dakika sonra büyük bir savaş göreceğiz. Evet. Altın farkı da 4000 gayet iyi. Mahvolmuşa gidiyor. Bu kadar savaş dönüyken bir de önümüzde ejder ruhu varken Sera kalsa daha iyi olabilirdi sanki ya. Takım savaşında hayatta kalmak için. Mahvolmuş net bir yan koridor kazanma koşulu gibi ama bir durum. Ama yani Jax mahvolmuşsuz Jax da olmuyor ya. Ki ama savaş olacak şimdi. Ya öyle ama vurmuyor gibi hissettiriyor gerçekten mahvolmuş Jax. Saldırı hızından dolayı çok vuruyor evet. Diyelim daha doğrusu.
sonuçta gelen saldırı hızı hem can üzerinden vurduruyor hem de sonuçta pasifini daha hızlı tetiklemesine yol açıyor. Bu arada bombardıman bitti. Gravetar tarafından biraz daha dikkatli oynamak gerekiyor bombardımanı olan Twisted Fate'e karşı. Çok uzun mesafeden sersemletebiliyor. Evet, Deft'in de arındırı gelmek üzere zaten. Onun arındırı çok kritik. Oldukça iyi durumda. İki eşyasını, iki kritik eşyasını tamamlamış. Diğer tarafta Çitan'da da iki eşya var. Burada sihirdar büyülerine bakıyorum. Gelecek bütün sihirdar büyüleri Ejder Savaşı'nda aktif olacak. Yani koridorda ışından dezavantajı falan da yaşamayacaklar. İkinci eşya bitti Morgan tarafından. Vahşi Hidra geldi. Diğer taraftan Çitan eşya düzenini çok fazla gördüğümüz eşya düzeninden biraz daha farklı yöne evirmiş durumda. Son bu arada Aegis'in sterağı biterse Alev Ruhu'na kadar çok kıymetli olabilir onlar için. O sterak önemli ama ne kadar altını var, ne kadar altını eksik bilmiyorum şu anda. Acaba yani Vista şu an Çitan'ın arındırını almak isteyebilir ben mi? Ben direkt bir ulti bekledim evet, bu arada arındır için. Beklenen ulti geliyor sanırım. Vista sıçrasını önden atıyor. Miss Fortune ultisinin içerisinde çok fazla hasar aldı ama Joshua burada ölen taraf oluyor. Çitan'ın üzerine gidiyorlar şimdi. Chovy arka yaşındandı. Üzerinde bitkinlik var. 2v1 yapıyor. Hayatta kalabilecek mi acaba? Diğer tarafta Titan. Chovy giderken aldı orada. X'de kultimatomunun içinde ölmeyi başardı ve... Hanvalife. 3 skor çıkarıyor buradan. Yani yine tetiği çekmeye çalışan taraf Red Canids'ti ama çok çok bir şekilde Hammer Life kapandı oraya. Ben orada açıkçası Vista'dan en azından Ejder Savaşı öncesinde rakibin arındırını, Chitan'ın arındırı almak için bir ulti bekledim ama rakip tetiği çekince bu sefer kendisi atmak zorunda kaldı. 2 kişilik de yanılmıyorsam orada bir ulti attı. Chitan da bayağı geç bastı orada arındırına ve hasar yetmedi orada Vista'yı düşürmek için. Arkaya gelen çuva ışınlarıyla beraber bir skor daha aldılar zaten. Hem Baron'u aldılar hem 20 saniye sonra yaklaşık olarak çıkacak Alev ruhunu da alacaklardır diye tahmin ediyorum. Yani ultilere bakıyorum. Leon ultisi geliyor. Kamil ultisine henüz birazcık daha var. Ama diğer ultiler duruyor. Miss Fortune ultisi yok. Hiç ulti yok Red Canis'in tarafında. Ama Miss Fortune ultisi yok. En önemli iki ulti evet, belki de. Evet kesinlikle. Evet ve Hanvalife ekibi böylelikle bir dirençle karşılaşmadan Alev ruhunun sahibi olacak. Bununla beraber hem 7500 altınlık fark hem Alev ruhu hem Baron güçlendirmesiyle burada bakalım bitirici hamleyi yapmaya çalışacaklar mı? Bu arada yine Hanvalife hamle yapan kendisi değildi. Yani onlardan bugün özelinde evet. çok bahsettik. Hamle yapmıyorlar ama iyi karşılık veriyorlar diye. Ama bu kalibredeki bir takımın da öndeyken üstünlüğünü büyütmek için hamle yapmasını bekliyoruz. Yapması da gerekiyor. Buralar için belki bu yeterli oluyor ama gruplardan çıkacağını, ana gruplara kalacağını önleme aşamasından düşünürsek öyle tahmin ediyoruz çünkü oralarda bu oyun tarzı kurtarmaz. Oo, Chovy burada Gravetar'ı yakalamayı başardı mı acaba? Hep buzu havaya attı, zinciri de ıskaladı ve ulti ile uzaklaşmaya çalışırken ikinci zincirlere yakalanıyor Gravetar. Burada Willer gelip skoru çaldı resmen. Chovy de Twisted Fate ultisini ben istemiyorum şunu kenara atayım diye yolladı. Kutlama ultisi. Tabii Chovy'nin üzerinde çok fazla bekleme süresini azaltma eşyası var. Oyunun bu seviyelerinde Sylas bayağı istediği gibi çevirebiliyor ultileri gerçekten. O yüzden de yani Twisted Fate zincirini kullandı. Ben buradan kaçarım gibi bir mantığa büründü ama olmadı. Aegis'in üzerine gidiyorlar. Miss Fortune burada. Yine iki ulti alındı. Kullandı takım arkadaşını korumak için. Mermi manyağı rakipleri uzaklaştırmaya yetti. Chitan tarafından Deft çok önde. İkisi bir yönde bu arada. Sen pozisyon olarak söylemiştin evet. ama ben de seviye olarak söyleyeyim. O da doğru. İki türlü de çalışır. Gerçekten çok önde. Chovy 16. seviyeye ulaştı. Yani Sylas'ın sevdiği dakikalar geldi
3 seviye fark var iki orta koridor arasında. Ormanda 2 seviye. Fedeki bir sarı kartla beraber burada savaşı başlatmaya karar verdi. Jojo içeride. Bir kişiyi düşürmeyi başardılar. Vista artık onların arasında değil. Yalnız arkada Morgan 3 kişiyle birden savaşıyor. Takım arkadaşları da yardıma gelince bu katliama giden yol. Aegis son kalan kişi ama kulesinin altında. Onu da katledecekler ve Hanwalife Esports 3. galibiyetini alıyor. A grubundaki inhibitörleri devirdikten sonra Baron güçlendirmeli minyonlarla Nexus kulelerinde alacaklar ve 3. galibiyetlerini kapacaklar. Ya Red Kennet fena bir oyun sergilemedi. Belli noktalarda cevap vermeye, hamle yapmaya çalıştılar. Dediğimiz gibi çok tecrübesiz bir takım. Öne açık. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla şey görebiliriz. Tabii onların şeyi bitmedi. Serüveni daha bitmedi.